bugün burada yaşanılan mağduriyete karşı bir araya gelen bütün çevre örgütlerimize, siyasi parti temsilcilerine ve bölge halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı, hukukunuzu savunduğunuz için toprağınıza, suyunuza, havanıza, geleceğinize, çocuklarınızın yarınlarına sahip çıktığınız için bu duruşunuzdan, bu mücadelenizden dolayı herkesi yürekten kutluyorum. Zorlu bir mücadele. Zorlu bir mücadele. Şunu bilin ki yalnız değilsiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Serkan Sarı olarak, partimin kadrolarıyla ilçe başkanımız burada, meclis üyelerimiz burada, İvrindi'deki partili olan arkadaşlarımızla sizlere destek olmak için geldik. Süreç biraz belki geciktik. Süreyya Başkanımız sağ olsun hızlı bir şekilde süreci yakından takip ediyor. Bundan sonraki sürecinde biz de içinde olacağız. Yerel seçimlerden sonra meclisimiz yarın itibariyle açılıyor. Yarın Ankara'da mecliste olacağız. Bu konunun takipçisi olmak üzere de buraya gelmeden danışmanıma da talimat verdim. Sürecin ayrıntıları araştırılsın. Bu hukuki anlamda, yasal anlamda ve toplumsal anlamda. Bazen sadece hukuksal gerekçelikler değil, toplumsal beklentiler de önem arz ediyor. Bugün bölgede yaşayan halkımızın bu topraklarına sahip çıkma çabasının da iktidar tarafından görülmesi, ilgili bakanlıklar tarafından da dikkate alınması gerektiğini vurguluyoruz. Bugün sizin meralarınıza, tarlalarınıza, su kaynaklarınıza hoyratça, kontrolsüzce ve şuursuzca sadece ellerindeki sermaye gücüyle, baskıyla, zorbalıkla işgal edilmiş durumda. Memleketimiz sahipsiz değil. Sizler sahipsiz değilsiniz. Bu anlayışın artık durması gerekiyor ülkede. Parası olan, gücü olan her istediğini her istediği yerde yapamaz. Bugün biz coğrafyamızda, bulunduğumuz coğrafyada, Balıkesir'de, Kaz Dağlarımızda, Madra Dağlarımızda, çevremizdeki bütün doğal su kaynakları, yaşam kaynaklarım, yaşam alanlarımızda özgürce ve kendi arzu ve irademizle yaşamak istiyoruz. Biz kimsenin sermayesi değiliz. Biz kimsenin sermayesine hizmet etmek zorunda da değiliz. Şimdi chat izinleriyle ilgili süreç zaten oldu bittiye getiriliyor. Çok uzun süreden beri bu mücadeleyi veriyor. Platformda ve çevre örgütleri bu konuda mücadele ediyorlar ama hızlı bir şekilde işletiliyor. Artık görünen o ki hukuk da arka bahçeye çevrilip hukuk yapılmış durumda. Sizin düşünceniz, bölge halkının düşüncesi yok sayılmakta, hiçe sayılmakta. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Biz bizim coğrafyamızın kaderine biz karar veririz. Bizim adımıza kimsenin karar vermesine de müsaade etmeyeceğimizi vurgulayalım. Ama velakin işte hukuk arkadan dolandırılıyor, kurumlar arkadan dolanılıyor, izinler alınmadan mücadele başlatılıyor. Şu anda burada ruhsat izinleri tamamlanmadığı yönünde iddialar var. Bölgedeki kamulaştırma veya satın alma süreçleri tamamlanmamış. İşte şu anda ülkede iktidar olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şu anda iktidarda bir siyasi parti veya onun temsilcileri yok. Şu anda ülkenin iktidarında sermaye var. Sermaye sahipleri var. Sizin de bizim de geleceğimize sermaye sahipleri var, karar veriyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. O düzen değişti. Bu çarkı kırmak da hepimizin boynunun borcu. Şimdi el birlik. Biz her zaman bu mücadeleyi işte Kaz Dağları'nda verdik. Toprağın altından üstü daha da zengin. Bizim coğrafyamız bereketli topraklar. Hayvancılığın, tarımın başkenti diye gurur duyduğumuz Balıkesir'e bu yapılan mücadelelerle ki bu ve benzeri madenlerin çevreye verdiği zararları hep yaşadık. Sadece makyajla bu işi örtmeye çalıştılar. İşte ağaçları oradan oraya taşıdık. Üstündekini geri kapattık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonuçta yok olmuş, bitmiş, üretimden koparılmış bir coğrafya. Belki bugün için vaat edilenler cazip geliyor. Ama bundan sonraki süreçte elimizde kalanlar bizi mağdur ediyor. Bu sebeple hassasiyetli bir şekilde buradaki gayri sıhhi müessese izinlerinin olup olmadığı, çalışma ruhsatının olup olmadığı, Enerji Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmaların ne olduğunu biz araştıracağız. Ve sürece hukuksal anlamda, siyasi anlamda ve toplumsal anlamda hep birlikte karşı duracağımızın burada vurgusunu yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde buraya bir araştırma yapmak için gelmeyi planlamıştım. Sonra Süheyla Hanım'ın bu çağrısıyla beraber burada bir toplantı olduğunu duyunca hep beraber olalım diye bugüne bıraktım. Bugünden itibaren de süreci takip edeceğiz. Sizlerden ricam durduğunuz yerden kaygı duymayın. Bugün bölgede yaşayan, coğrafyada yaşayan herkes doğru bir iş yapıyor. Yüzyıllardan beri atalarınızdan size kalan o doğaya, çevrenize, suyunuza sahip çıkıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir mücadele. Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Hep birlikte mücadele edip bunu başaracağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilime konuşması için çok teşekkür ediyorum.